Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Crusader Kings 3 oyunu hakkında bazı düşüncelerimi aktaracağım. Namı değer CK3 yani. Öncelikle belirtmek istediğim şey şu. Bunlar tamamen benim kendi düşüncelerim. İnsanlar oyundan nasıl zevk alıyorsa tabii ki öyle oynasınlar. Fakat ben kendi bakış açımdan dolayı rahatsız olduğum bazı şeyleri anlatacağım. Bence çoğu insan Crusader Kings 3'ü nasıl oynaması gerektiğini bilmiyor. Yani buradan kastım haritayı boyamak anlamında değil. Buradan kastım oyunun roleplay'ine hiç önem verilmemesi. Esasen oyun roleplay oyunu. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Oyun size bir karakter veriyor. Onun belirli huyları var, davranış şekilleri var, işte yaşı var, geçmişi var vesaire vesaire. Kimse buna uyarak oyunu oynamıyor ve tamamen oyunun açığını arayıp o şekilde ilerlemeye çalışıyorlar. Örneğin bir baba düşünün, bir kral düşünün. Kral işte çocuklarına çok düşkün vesaire. Ama sırf toprak bölünmesin diye mesela sevgi dolu bir babanın çocuklarını verasetten men ettiğini görüyoruz. Çoğu oyuncu böyle şeyler yapıyor. Çünkü o haritadaki renk bozulsun istemiyor. Bu tamamen ama tamamen yanlış bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey o dönemde de yok yani. Karakterinizin huyu suyu diyeyim artık. Yani davranış biçimi buna müsaade etmiyorsa böyle bir şey yapmamanız gerekiyor. Siz o zaman Crusader Kings oynamıyor oluyorsunuz. Bu söylemek istediğim şeylerden bir tanesi. Bir diğeri işte savaş yanlısı değilse karakter, korkaksa yine Hitler gibi sağa sola saldırmamanız gerekiyor. Yani oyunun roleplay'ine biraz uygun oynanması gerekiyor. Bu beni rahatsız ediyor. Üstüne üstlük bunu yaparken hem roleplay'e dikkat etmiyorlar hem de sağdaki hız barını sona alıyorlar. Böyle RTS gibi insanlar oynuyor. Ne bileyim, gelen eventleri okumak yok, bir şey yok. Onun atmosferine girmek yok. Ortaçağ durumuna adapte olmak gibi şeyler yok. Bu beni izleyici olarak o kadar rahatsız ediyor ki bazen ben de hani insanların nasıl oynadığına bakıyorum vesaire. Kendim gerçi iyi bildiğim halde yine de başkasından izlemekten de zevk almaya çalışıyorum. Fakat artık bu beni iyice sinirlendirdi. Çünkü oyuna çağırdığım insanlar da, gelen arkadaşlar da bu konuda çok bilinçsizler. Resmen Türkiye'de roleplay kültürü yok. Bu oyun özü bu yani. Sen harita boyamak için oyunu aldıysan çok hata etmişsin demektir. Yani öyle söyleyeyim. Bu nedenle yayınlarda Crusader Kings 3 oynamaya tekrar başlayacağım. Ama bilmeniz gereken şey şu. Ben bu oyunu roleplay'e uygun şekilde oynuyorum. Yani İşte eğer çocuğum benim hani sevgimi hak eden biri ise gidip mesela verasetten men etmiyorum. Ben eğer sevgi dolu bir babaysam veya ne bileyim adil bir kral yapısındaysam, işte sinsiysem çocuklarımı işte öldürebilirim vesaire vesaire. Hani burada ana fikrin ne olduğunu kavramanızı bekliyorum. Yoksa hani ben milletin oynayışını karışayım da onlar o şekilde oynamasın, laf edeyim falan tarzında bir düşünce yapısında değilim. Sadece Crusader Kings 3'ün hangi zihniyette oynanması gerektiğini düşünüyorum. Mesela buradaki karakterimize bakalım. Şimdi cana yakın bir karakter ama duygusuz aynı zamanda ve sabırlı. Şimdi bu karakter bunların tam tersi şekilde hareket ederse zaten oyun sizi strese sokuyor ama roleplay olarak da sizin bununla tam tersi bir şey yapmamanız gerekiyor. Mesela cana yakın karakter ne yapması lazım cana yakın karakterin? Mesela insanlarla daha fazla sosyalleşmesi lazım. Sürekli yemek düzenlemeniz lazım vesaire vesaire. Sen cana yakın karakterin var, bir kere bile buradan kimseyi yemeğe davet etmemişsin, ziyafet düzenlememişsin falan. Bunlar roleplay'e uygun değil yani. Atıyorum mesela buradaki bir karaktere bakalım. İşte düzenbaz mesela. Sabırsız, inatçı vesaire vesaire. Mesela bu karakterin hiçbir şekilde savaşta yenilgiyi kabul yani son noktaya kadar kabul etmemesi gerekiyor. Atıyorum işte düzenbaz olması lazım. En adi şeyleri yapması lazım. Çocuklarını öldürebilmesi lazım, ne bileyim. Çocuklarını verasetten men edebilir mesela. İşte karısını öldürtebilir. Başka kadınlarla beraber olabilir vesaire vesaire. Hani burada yazıyor zaten ne yapması gerektiğini. Ama sen mesela düzenbazsın ama hiç hile hurdayla işin olmamış, direkt böyle haritayı boyayayım, savaş açayım vesaire vesaire gibi hareketler yaptığında sen roleplay'i baltalamış oluyorsun. Bu güzel bir şey değil. Örneğin buradan bir örnek verelim. Mesela ne bu? Hırslı, inatçı, işte kolay güvenen, rehbersiz savaşçı, yürekli falan filan. İşte bu karakter ne? Bildiğin komutan. Hani bu saldırsın, etsin işte sağa sola. Nedir o? Her yanını korumalarla doldursun. İşte ittifak, çok bol ittifak yapmaya çalışsın. Çünkü kolay güvenen biri. Onun dışında çok işte karım aldatıyor mu aldatmıyor mu tarzı böyle şeylerden şüphelenmesin. Anlatabiliyor muyum? Bu dünya bu şekilde. Yani bu oyun ülke yönetimi değil. Bu oyun hanedan yönetimi. Bir karakter yönetimi. Europa Universalis gibi değil. Bunu anlatmaya çalıştım. Yani artık çileden çıktım çünkü. Yani şunu görünce, yani şunu yapıyorlar. Böyle bunu alıyor. Mesela şimdi event gelsin. Event de gelmeyeceği tuttu. İşte bunu alıyor böyle, tamam mı? İşte bunun falan böyle şeyler geliyor. Okumuyor. Ondan sonra adam önemsiz buluyor. Çünkü mekanik olarak bir etkisi yok ya. Onları okumayı şey yapmıyor. Değer bulmuyor. Halbuki oyunun zevki orada. Yani bence oyunu oynayan arkadaşların da bu zihniyetle oyunu oynaması gerekiyor. Yani oyunun ne kadar yavaş olduğu önemli değil arkadaşlar. Önemli olan o olaylar, o hikayenin çıkması. Her ülke ayrı bir olay yaşıyor. Aynı ülkeyi bile seçseniz üst üste bambaşka senaryolar oluşuyor, bambaşka olaylar gelişiyor, çocuklar farklı oluşuyor vesaire vesaire. Yani bunu söylemek istedim. Eğer Twitch yayınlarında Crusader Kings izlemek istiyorsanız benimle, hani ben oynarken bu mantaliteyle gelirseniz beni daha mutlu edersiniz. Bunu buradan belirtmiş olayım. Onun haricinde eğer YouTube'a da aktarım isterseniz Crusader Kings serisi çekmeye çalışırım. Ama tabii ki roleplay dahilinde. Ben zaten Twitch'te de Crusader Kings 3 yayını yaparken başlığı roleplay'in dışına asla çıkmıyorum. Bu nedenle şunu neden yaptım, bunu neden yapmadım tarzında tavsiye istemediğimde belirtiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu konuda düşünceleriniz neler? Hani bunu da yorumlarda belirtirseniz beni de sevindirmiş olursunuz.